sana geldim. Al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Duruşma bitmiştir. Canım. Artık özgürlüğüne kavuşabileceğiz. Ya şu an gerçekten de inanamıyorum. Ben rüya görmüyorum, öyle değil mi? Benim kabus gördüğüm kesin de. Görmüyorsun. İnşallah bu berder bitecek. İnşallah özgür olacaksın. İnşallah hayallerine kavuşacaksın. İleride istediğin gibi bir öğretmen olursun. Melek gibi bir öğretmen. Allah'ım sana şükürler olsun. Ya, çok mutluyum şu an. İkinize de çok teşekkür ederim. Buyurun. İsterseniz dışarı çıkıp bundan sonra da işlemler konuşalım. Tamam. Ah. Ah be Cemal'im. Ah. Nereye gittin? Neden gittin? Of. Zümrüt. Otur azıcık. Deli koyun gibi dolaşıp durma, başım döndü. Durmuyor bana, duramıyor. Hiçbir yerde duramıyor. Nereye gitti Cemal? Neden gitti? Onu sana sormalı Zümrüt. Kim bilir ne dedi, ne yaptı adama da. Gelir gelmez kaçıverdi adam. Mihiye, kadıncağızın halini görmez misin? Zümrüt kızım, Cemal madem en son senin yanındadı, o zaman iyi düşün. Ne dedi sana? Bir derdi, bir sıkıntısı mı vardı? Bilmiyem anam, hiç bilmiyem. Benim yüzümden. Benim yüzümden gitti baba. Beni hatırlamadı diye kızdım ona. Gelmeyecek. Asla geri gelmeyecek. Şimdi Kanun'la nasıl bir yol izliyoruz biz? Şöyle ki en kısa zamanda İstanbul'a gidip DNA testi yaptırabilirsiniz. Çünkü artık yasal olarak hiçbir engelimiz kalmadı. Al buyur işte. Kadim ağrı yok. Ne diyeceğim, ne cevap vereceğim? Ha? Merhaba abim, nasılsın, iyi sen? Bırak hali hatırı da. De bakayım mahkeme ne oldu? Aslında ağam, mahkeme testin yapılmasına karar verdi. Allah belanı versin beceriksiz herif.
Cemal mi kayıp? Koskoca adam nereye gider ya? Tamam tamam. Sakin ol. Biz geliyoruz. Amcam yok. Başka bir sorunuz var mıydı? Avukat sen ne yaptın? Şimdi Melek bu işle ilgili bütün her şeyi sana soracak en ince detaya kadar. Aa, aşk olsun ha Azat. Ben o kadar çok soru soruyor muyum? Yok canım sen hiç soru sorar mısın? Benimki de laf. Neyse biz DNA testi sonuçlarını ne zaman alırız? Al işte. Dayanamıyorum. Hazırlan. DNA testi için İstanbul'a gidiyoruz. Hemen mi? Hemen. Ne acelemiz var ağam? Benim burada bir sürü işim gücüm var. Dükkanım var, çocuğum var, ev var, var Allah var. Hiçbir iş bu çocuğun hayatından önemli değil. İtiraz istemiyorum. Sana da affım. Hiçbiriniz Cemal'i dışarı çıkarken görmediniz mi? Vallahi görmedik Duşun ana. Allah Allah! Allah Allah! Ya kuş olup uçmadı ya! Bulun Cemal'ımı. Yalvarırım bulun. Onu bir kez daha kaybetmeye dayanamam. Bağlın. Yakında uzakta her yeri karış karış arayın. Cemal'ı bulmadan dönmeyin geriye. Emredersin Duşun ana. Tamam, teşekkürler, sağ ol. Öğleden sonra 4'e aldım biletiniz. Tamam, görüşürüz o zaman. Tamam, biz Zehra'la bir konağa gidelim, hazırlanalım. Sonra gelip alırız seni. Tamam. Canım, görüşürüz. Görüşürüz. Efendim ana? Babam? Tamam ana ben hemen geliyorum. Tamam. Hiçbir kötülük sonsuza kadar kalmaz İnci. Bak. Melek öğretmen de kuzusuna karışıyor. Kadim. Gitti Cemal. Kardeşin gitti oğul. Dur hele ana bir sakin ol. Belki dolaşmaya çıkmıştır. Bu ne telaş yahu? Asıl sendeki bu rahatlık da ne Kadim? Cemal'in halini bilmez gibi konuşuyorsun. Üzülme artık. Bak gör, akşama çıkıp gelecektir. Hem Rüstemler her yeri arayın. Çok uzağa gitmiş olamaz. Dönüşü olmaz inşallah. Olmaz da biz de kurtularak. İnşallah. Bu arada Raşit'le konuştum. Mahkeme babalık testine izin vermiş. Eyvahlar olsa. Aman sakın anam duymasın. Yüreğine iner. Berfin hepten deliracak şimdi. Öf, nerede kaldı bunlar ya? Hay Allah'ım ya Rabbim. Neyse dur ayayım bakayım. Telefonları da kapalı. Biliyorsun değil mi? Hep senin yüzünden oldu bunlar. Sen o Zehra'yı saldığın için oldu. Seni var ya geberteceğim. Geldiler galiba. Hayır. Olmadı demeyin. Mahkeme izin verdi demeyin. Ya tamam Berfin. Biraz sakin ol. Olamam. Firmanı eğer benden bozulursa bizi ayıracaklar. Anlıyor musun? Ayıracaklar. Nasıl sakin olayım? Nasıl?
babanı bir kez daha kaybetmek istemeyen oğlum. Buna dayanamam. Anam, en azından babamın hayatta olduğunu biliyoruz. Hem sen merak etme, ben bulurum babamı. Sen Zümrüt ve kardeşlerinin yanında kal Ezat. Kadim'le Devran her yeri arıyorlar. Telaş etmeyin. Boşuna zahmet etmesinler. Ben babamın nerede olduğunu biliyorum. Ne? O zaman beni de götür Ezat. İyi götürün tamam. Ha şöyle ya. Yüzü gülsün biraz. Şimdi nerede bulacağız ki ya? Önce nereye baksak? Amcanı aramayacağız Devran. Aramayacak mıyız? Neye ki? Çünkü daha mühim bir meselemiz var. Raşit Fırıldağ'ı kendi öz kızım diye koskoca Kirmanlara ne idüğü belirsiz insanların kızını kakalamış. Şimdi de o öğretmenle Azat birleşip babalık testi için dava açtılar. Berdel bozulursa Berfin'le Nujinan'a hastanelik olur, adımız da iki paralık olur. Ne dedin mahkemede? Senin lafın yüzünden bu kararı aldılar değil mi? Saçmalama Berfin. Niye öyle bir şey diyeyim? Aynen konuştuğumuz gibi elimden geleni yaptım. İnanmıyorum, sana inanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Zehra'nın kardeşin olmadığını söyledin onlara, biliyorum. Yeter Berfin. Zehra benim kardeşim. Mahkemede de aynen böyle söyledim. Elif hadi abicim sen odaya git. Ayıracaklar bu sefer mi? Bitti artık. Bitti. Ailemizin adını lekelediniz yetmedi mi lan? Kaçmaya kalktığınız gün gebertmeliydik sizi. Baba. Babacığım. Baba yalvarırım engel ol. Bu testin yapılmazsa engel ol. Vurdur onları ne olursun. Nerede? Ne vakit yapılacakmış bu Meret? Azat ağa telefon etti ağam. Saat 4'teki İstanbul uçağına binecekmişiz. Oraya gidiliyor. Orada yapılacakmış. Al şunu. Bu ne? Birkaç parça eşyanı kap hemen. Devran sen de bizim bağ evine götürsün. Birkaç gün kal orada. Ortada gözükme. Bu arada biz de bir hal çaresine bakalım. Sen de kendine gel. Bir hal yolunu bulacağız herhalde. Üzülme Ali. Azat abi babanı bulmaya gitti. Bulsan olacak Zehra. Hadi diyelim buldu. Getirdi. Ne olacak? O artık bizim babamız değil. Ne bizim babamız ne de anamın kocası. Bu ev onun evi değil artık. Adam ailesini hatırlamıyor Zehra. Daha ne olsun? Öyle deme Ali. Baban olduğunu biliyorsun ya. Ben de annemin babanın kim olduğunu bile bilmiyorum. Ne? Evet, anamın babamın kim olduğunu bilmiyorum. Annem babam zannettiklerim gerçek alem değillermiş Ali. Kardeşlerim de öyle. Benim gerçek adım
Sera bile değil belki. İnşallah babanı buluruz Azat. Bulacağız hanım, sen merak etme. Ben nerede olduğunu biliyorum onu. Yaşadığı yere gidiyoruz. Muhakkak oradadır. Mahkeme ne oldu Azat? Ne dediler? DNA testine izin verdiler. Zehra'la Meryem İstanbul'a gitti. Babalık testini orada yaptıracağız. Sen merak etme, her şey iyi olacak. İnşallah. Alo Berfe. Nasılsın kızım? Mahvoldum ben ana. Mahvoldum. Önce bebeğimi kaybettim. Şimdi kocamı kaybetmek üzere. Hep o yılan Zehra yüzünden. Ne olur bir hal çaresini bulalım. Bugün İstanbul'a gidecekler test için. Tamam kızım, tamam. Sakin olsun. Hadi kızım. Vay. Oğlum. Amma güzel yer burası ya. Raşit. Sakın bir aptallık edip ortalığa çıkayım deme. Yok ha. Kimseyle görüşmeyeceksin. Emredersin ha. Kimseye de bir şey demeyeceksin. Yok. Tamam. Mümkün değil. Hiç merak etme. Hiç merak etme. Ben arada bir uğrarım. Tamam ağa. Sağ ol. Tamam. Tamam. Vallahi çok büyüksün ya. Çok büyüksün ya. Kes lan yalakalı. Seni yaşattığıma dua et. Sen kimsin lan Kirmanlar'a dalga geçiyorsun? He? Kimsin? Allah aşkına ağam, ne haddimize? Bir cahillik ettim ağam. Kusura bakmayın. Bir daha olmayacak ağam. Olmayacak. Ama gerçekten yalakalık olsun diye söylemiyorum ağam. Hakikaten çok büyüksünüz. Allah sizden razı olsun ağam. Sağ ol. DNA testi gerçeği kanıtlarsa sen de ben de özgür olacağız Ali. Hatta perde bile biter. Bak, hiç şaka kaldıracak halde değilim. Gerçekten kurtuluyor muyuz bu beladan? Allah Allah. Ben de seni akıllı, uslu, namuslu bilirdim. Bu kıza iftira atıyorlar demiştim. Namusum meleke sürecek bir şey yapmadım ben. Cevap verme bana. Bundan sonra ben ne dersem o olacak. Her dediğimi yapacaksın. Ne atlar karıştırdığını yoksa söylerim Cemişte. Söyle, istediğini söyle. Çeksin, vursun, öldürsün. Bitti artık çektiğim azap. Aptal şey senin. Sadece senin mi canın gidecek zannediyorsun? O sakat aşığını da öldüreceğim için. Bu sefer değil, Kirmanların oğlu, padişahın oğlu olsa kimse alamaz Cemşit'in elinden. Ne zaman gidiyorsun İstanbul'a peki? Bugün, öğleden sonra. İyi, erken gidin, erken sonuç alalım. Allah yolunu açık etsin Zehra. İnşallah işiniz rast gider, bir an önce kurtulalım şu beladan. İnşallah. Hangi cehennemde bu kız yine? Bilmiyorum. Ben de çarşıya alışverişe çıkıyordum. Abla'ya bakın bir. Zehra! Zehra diye! Ha. Bir şey mi istediniz? Evet Zehra'cığım. Senden çok önemli bir şey isteyeceğim. Bak kızım, İstanbul'a gitmeyeceksen, gidersen senin için çok kötü olacak çünkü. Eğer İstanbul'a gidersen ve Reşit'in kızı olmadığın ortaya çıkarsa, burada zengin bir konağın geliniyken, bir sokak köpeği gibi isimsiz ve sefil olacaksın.
olmasa da ben özgür olacağım. En azından okuluma devam edeceğim. Senin o özgürlüğünün ve o değersiz hayatının bedelini benim kızım ödemeyecek. Berfin'imin yuvasını dağıtmana izin vermeyecek. İstanbul'a gitmeyeceksen. Gideceğim. Gitmeyeceksen dedim. Ne oluyor behi? Ne olacak ana? Sinirlerimizi battı gene. Burada bunca mesele varken sen kafayı küçük deline mi taktın şimdi yani? Bir işin ucundan tuttuğu yok ana. Tutturmuş kardeşime gideceğim diye. Ben de yeter artık dedim. Cemal ortada yok. Senin uğraştığın şeye bak. Küçük gelinin yası var. Ben izin verdim kardeşinin yanında kalsın diye. Kararlarımı sorgulamak, yargılamak sana mı düştü? Estağfurullah ana. Küçük gelin. Sen git hadi. Birkaç gün daha kal babayın evinde. Yıl bu kadar yakınımızdamış öyle mi? Öyle. Yok. Yok işte burada değil. Ana arka taraftan ses geliyor. Gel. Gel. Dur. Gel. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun kızım, teşekkürler. Nasılsın Melek kızım? Ne oldu, ne dediler mahkemede? İyiyim hocam, sağ olun. DNA testi yaptırılmasına karar verdiler. Çok sevindim. Allah yar ve yardımcın olsun yavrum. Amin hocam. Hiç işime sinmiyor. Sizi bunca işli burada yalnız bırakacağım. Beni düşünme. Gözün arkada kalmasın. Benim için hayatın gayesi yaşamak için yaşatmak. Dünyada bundan daha güzel bir iş yok. Hem büyük keyif hem de büyük sevap. E madem İstanbul'a gidiyorsun annenle babanı da görür. Hayır dualarını alırsın. Hocam biz birbirimizi çok kırdık. Yani aramızın düzelmesi için biraz zamana ihtiyacımız var. Evlatlar aile için başlı başına bir imtihandır kızım. Senin gibi bir evlat yetiştirerek imtihanın büyük bölümünü başarmışlar. Cenab-ı Hakk'ın imtihanlarında üç yanlış asla bir doğruyu götürür diye bir şey yok. Senin de iyi bir öğretmen olarak imtihanlarında insaflı davranacağından eminim. Tabii yalnız öğrencilere karşı değil. Hayırdır? Ne bu hali? Anan o saçaklı yüzünden üzerime saldırdı. Gizliden İstanbul'a gitmesin diye uğraşıyordum. Bırak gitsin. Bir şey olmaz. En azından bir süre. Nasıl bir şey olmaz Kadim? Kızımın yuvası yıkılacak. Ailecek el aleme alay konusu olacak. Raşit İstanbul'a gitmiyor test için. Onu bizim bağa gönderdim. Orada saklanacak bir süre. Sonrasında bakacağız artık. Neden gittin canım? Bunca yıl ayrı kaldık, hasretlik çektik, yetmedi. Siz hasretlik çektiniz.
Ben ise hiçbir şey hissedemedim. Hiçbir şey bilemedim. Birini sevmenin nasıl bir şey olduğunu bile unuttum ben. Sizin ilginize, sizin sevginize karşılık veremiyorum. Beklentilerinizi karşılamıyorum. Burada kalmam en doğrusu. Yok sayın beni. Böylesi sizin için de daha iyi. Bir gün, tek bir gün bile seni yok saymadım. Ne ben, ne de çocukların seni anmadan, düşünmeden tek bir gün bile geçirmedik. Sen hep vardın. Hiç ayrılmadık Cemal. Beni bir yabancı gibi görse de benim yerim babanın yanı Azat. Madem o gelmek istemiyor, ben de burada Cemal'ımın yanında kalayım. İyi günler öğretmen hanım. Nasılsınız? Sağ ol, iyiyim Devran. Sen? Değil, fena değil. Okuma salonunda hazırlıklar nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor. Senin okuma salonuyla bu kadar ilgilenmen beni şaşırtıyor doğrusu. Lütfen. Vallahi şaşırtmayı çok severim açıkçası. Yardıma ihtiyacınız var mı? Yani yapılacak bir şey varsa el atmak isterim. Yok sağ ol. İbrahim Hoca her şeyi ayarladı. İyi günler. İstanbul'a gidiyormuşsun. Ya burada her şey ne kadar çabuk duyuluyor. Başını belaya sokmaktan kurtulamayacaksın değil mi? Anlamadım. Anlatayım. Şimdi sen bu okuma salonu için koşturuyorsun ya. Bak gör izin vermeyecekler. Zehra için de koşturuyorsun. Yine aynı. O da boş çıkacak. Sen ne biçim bir adamsın ya? Sana burada konuşmak vakit kaybı. Asıl senin bu yaptıkların vakit kaybı. Devran değil mi o? Yandaki kim? Sen istesen de istemesen de o okuma salonu açılacak. Zehra da o konaktan kurtulacak, anladın mı? Bu ne? Ya ben senin saatini kırmıştım. Tamir ettireyim dedim, etmediler. Ben de yenisini aldım. Ben öğretmensin ya, derslerine geç kalma diye. Ben bunu kabul edemem. Sen de kalsın Melek. İsterse at parasını buraya harca, istersen de başka birine ver. Sen bilirsin. Ben bu Devran'da bir haltlar olduğunu sana söylemiştim ama sen inanmadın. Sen hala konağın çamaşırını bulaşığını yıka. Ana, eve git. Ne? Ana eve git dedim sana. Baba, ben seni az çok anlıyorum. Bizim sana olan bu ilgimiz, seni böyle sevmemiz seni biraz mahcup etti. Tedirgin etti. Biz de ne yapalım? Seni bulma sevinciyle içimizden ne geliyorsa onu yaptık. Tamam söz. Kimse senin üstüne gelmeyecek. Ama hatırlaman için bize bir şans ver. Lütfen. Bizimle gel. Alo Azat. Efendim Melek. Ben hazırım, istediğin zaman gelip alabilirsin. Geç kalmayalım. Tamam, ben şimdi Zehra'la Raşit'i alıyorum. Ondan sonra hep beraber sana geliyoruz. Sonra da seni alıyorum, tamam mı? Ya anam kusura bakmayın, telefon geldi. Hadi. Gelin buyurun. Geç anam. Öğretmen hanım.
Merhaba. Siz Devran'ın nişanlısısınız değil mi? Nişanlısı olduğunu biliyorsun da ne diye peşinde dolanıyorsun Devran'ı? Anlamadım. Boşuna numara yapma. Senle ahlaksız. Ne kadar mantıklı ya? Bırak beni, ne yapıyorsun? Senin yanına bırakacağımı mı sandın? Dur yapma. Ya değil mi sen? Dur. Sen bırak be. Delirtti beni o kadın. Göstereceğim bunu. Yapma. Yapma gelin sana. Selam. Selam sakin ol. Selam. Dur sakin ol dur. Sakin ol diyorum sana. Bir daha Devran'ın yanında görmeyeyim seni. Öncet bakalım. İyi misin? İyiyim. Ya ne Devran ya? Neden bahsediyor bu? Kızı bakma sen ona. Kıskançlığından ne dediğini, ne yaptığını bilmeye. İyi sen de gel. İyiyim Fatma Hanım. Etrafa rezil ol. Seni bunalttıksa affet bizi oğul. Hasretlikten ne edeceğimizi bilemedik seni görünce. Halini düşünemedik. Yahu her yerde seni aradım. Yüreğime indirdin. Bir daha yapma. Şükür kavuşturana. Hadi içeri geçelim oğul. Dinen bir. Hazır değil misin? Hazırım Azat abi. Ama Nurcan'a ne haber vermedik? Ya sen Nurcan'dan izin almadın mı? Bir şey de sorarsa ben açıklarım. Sen merak etme. Tamam o zaman. Ben bir çantamı alıp geliyorum. İyi hadi bakalım al gel. Gene yanlış sanmasın Azat. Amca ben hakikatin yanındayım. Bu işin doğrusunu ortaya çıkartacağım. Anam bunu duyarsa kahrından ölür. Onu hiç düşünmez misin? Amca biz kendi çıkarımızı düşünmek için ufacık bir çocuğu kurban edip özgürlüğünü kısıtlamak doğru mu? Hı? Bence yanlış. Hadi gidelim baba. Görüşürüz amca. Gidin bakalım gidin. Raşit'i bulabilirseniz gidin. Özür dilerim baba. Benim yüzümden gittin biliyorum. Düşüncesiz davrandım. Hatırlaman için zorladım seni. Ama artık söz yapmayacağım. Hiç üzmeyeceğim seni. Ben de sizden özür dilerim. Sizleri hayal kırıklığına uğrattım. Yıllardır hasretini çektiğiniz bir baba, bir koca, bir oğul vardı. Ben olamadım. Geldin ya, buradasın ve hem de ilk evlisi. Olsun ama size söz veriyorum. Hatırlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sen istiyorsan arabada bekle. Gerek yok Azat abi. Ben de bir Elif'i görmüş olurum. Ne? Hadi gel. Hadi. Elif? Elif? Ben yukarıdayım. Elif? Oyun mu oynadın? Gel. Özür dilerim Elif. Canımı yaktın.
Ha Berfin. Raşit'i çağırsan. Şey, Raşit baba evde yok ki. Nasıl yok? Bugün İstanbul'a gideceğiz. Test yaptırmaya. Vallahi bilmiyorum. Evde yok. Yani inanmıyorsan buyur bak. Sana itimadım yok. Bir gireyim o zaman. Birkaç gün burada olmayacağım Elif. Melik öğretmenim Vazat abimle İstanbul'a gidiyorum. Üzülme. Hemen geri geleceğim. Hem belki gelirken o televizyonda gördüğün güzel bebeklerden alırız. Olur mu? Elif, hadi abicim sen yukarı çık. Benim ablanla konuşacaklarım var. Kızdın mı bana? Kızma. Sana kötülük olsun diye yapmadım. Sonunda üzülme. Boşuna uğraşma diye yaptım kardeşim. Ben senin kardeşin değilim. Elif senin kardeşin. Ona abilik yapsan. Doktoru götür onu. Annem öldüğünden beri ağzını bıçak açmadı. Hiç konuşmadı. Üzülüyor ben. Ama merak etme. Berfin ablan ona çok iyi bakıyor. İnşallah düzelecek. İnşallah iyi olacak. Arman. Baban nerede? Bilmiyorum ağam. Bugün hiç görmedim. Nereye gitmiş olabilir? Haberim yok ağam. Bilmiyorum. Zehra, biz gidelim. Melek bizi bekliyor. Uçağa kaçıracaksınız. Ha Zehra. Gidin bakalım. Raşit babam yokken artık İstanbul'da ne yapacaksanız. Ben biraz dolaşmaya çıkacağım Berfin. Ekmek elden, su gölden. Vallahi billahi ağlarda yok, ağlarda yok bu keyif be. Kadime artık... Çalışsın dursun, baksın bana. İşine. Yavrum lan. Kimmiş bu? Kadime yandık ya, arıyoruz. Ağam buyur. Raşit, ne yaptın? Var mı bir eksikliği? Yok ağam, yok. Ne eksik olacak? Vallahi bir kuş sütü eksik ha. Yemin ediyorum, seneye kadar kalırım. Bir sene de bir sene. İki sene de iki sene kalayım ha. İyi. Azat arıyordum seni. Sakın açma telefonu. Yok ağam yok. Senden haber gelmeden mümkün değil açmam. Hiç merak etme sen. Tamam. Çek şunu gözümün önünden. İnadıma mı yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun benimle? İyi. Oynayalım. Çek. Çekil! Versene! Efendim?
Gülsüm yok mu? Yok. Sen kimsin? Ben Canan. Meleğin annesi. Gülsüm ne zaman gelir? Gelemez artık herhalde. Öldü o. Öldü mü? Ne? Ne zaman? Nasıl oldu? Yani hiçbir şey yoktu. Ya ne bileyim ben. Vadesi geldi öldü demek ki. O çok bilmiş kızım, bir şey demedi mi sana? Yok. Biz İstanbul'a döndüğümüzden beri Melek'le konuşmadık. Tabii her şeye burnunu sokmaktan vakit bulamamıştır söylemeye. Ailemizin huzurunu kaçırıyor. Sürekli hırgür çıkarıyor kızı. Bir şey mi oldu? Daha ne olsun? Yapmadığını bırakmadı bize. Ne oldu? Ne yaptı Melek? İstanbul'a gelince anlatır sana. Şimdi Zehra'la birlikte İstanbul'a geliyor kızım. Anladın? İstanbul'a mı? Tamam. Sağ olun haber verdiğiniz için. Ne olmuş Canan? Gülsüm. Gülsüm ölmüş. Melek de Zehra'yı alıp İstanbul'a geliyormuş. Melek mektup okudu demek ki. Gerçeği öğrendi. Gerçeği öğrendi. Çok bekledim ya. Nerede kaldınız? Raşit nerede? Hani onu da alıp geliyordun. Raşit ortalıklarda yok. Nasıl yok ya? Ne yapacağız biz şimdi? Ya siz ikiniz İstanbul'a gideceksiniz. Ben de Raşit'i bulup arkanızdan geleceğim. Ya bulamazsan? Sen merak etme, ben bulurum onu. Muhakkak bir yere sakladılar. Zaten mahkeme var, bir yere kaybolamaz. Mecbur ortaya çıkacak. Ben bulurum onu, sen merak etme. Tamam. Ezme getir biraz daha. Cemal sever, yer. Tamam Nujun Hanım. Yok, doydum. Sağ olun. Tatlı yaptınız mı? Yaptık Nujun Hanım. Getirin mi? Getir. Salonda yiyin. Cemal'ım rahat etsin. Yanına da çay koyun. Şöyle oğullarımla karşılıklı oturalım. Oldu Nujun Hanım. Gelinlerini istemiyor musun ana? Dağ üstünde ağaçlar olursa bezenir, taçlanır. Ağaçları ayrı tutmak olur mu? Evet. Hadi. Afiyet olsun. Amca. Bir dışarı gelir misin? Zehra. Endişelenme. Azap buyurun dediyse buyur getirir işte. Onun için endişelenmiyorum ben. Elif. Elifçi değil. Hala konuşmuyor. Bugün vedalaşmak için ona sarıldığımda kendini geri çekti. Eskiden olsa hiç bırakmazdı beni.
burada işimiz bitsin. İlk fırsatta Harmanlı'ya gider gitmez onu doktora götürürüz. Yardım isteriz. Elif için yapılması gereken ne varsa yaparız. Sen üzülme, olur mu? İnşallah Azat babanı, yani Raşit'i bir an önce bulur. Biz de burada çok durmak zorunda kalmayız. Hadi yemeğimi ye. Raşit nerede? Nereye sakladınız? Ne bileyim nerede? Ne demek istiyorsun? Sen çok iyi biliyorsun ne demek istediğimi. Tövbe tövbe. Azat. Raşit'in kendi aklı yok mu ya? He? Mesela kendi gelmek istememiştir. Saklanmıştır belki. Bu işin bizimle ne alakası var? Var. Çünkü siz de istemiyorsunuz gerçeğin ortaya çıkması. İşinize gelmiyor. Sen amcayla Devran'a yalancı mı diyorsun? Haberleri yokmuş işte. Hem biz bekçisi miyiz onun? Neyse. Raşit er ya da geç ortaya çıkacak. Ömrünün sonuna kadar saklanacak değil ya. Değil mi? Hem Ferman'la Elif var. Testi onlarla yaparız. Bir de o yolda. Öğretmenim, Zeynep ablaları mı gidiyoruz? Hayır canım. Zeynep ablan şehir dışında. Bu defa başka bir yerde kalacağız. Nerede peki? Gel canım. Karıştırdın ortalığı, şimdi de arpacı kumrusu gibi düşünüyorsun işte. Yapma dedim, söyleme. Melek asla gerçeği bilmemeli. Ama yok, dediğini dinlemedim. Ne yapayım? İşten el vermedim. Melek'i öyle görmeye dayanamadım. Ona yaptığımız haksızlık bitsin istedim. Bitti. Sayende bitti. Artık kızını tamamen kaybetti. Melek bundan sonra yüzümüze bile bakmaz. Zehra Hanım İstanbullarda gelsin, ben burada kahve yapamam. Beyya Hanım, ver bana, ben yaparım. Tamam, işe bak sen. Ne geçecekse eline, koca konağı beğendiremedik. Şimdi babasının damı delik evinden de olacak. Neymiş? Küçük hanım gerçek anasını bulacakmış. İyi ki Gülsüm öldü de görmedi bunları. O kadar yıl baktı, boyunca büyüttü, nankör kız. Gerçek anamı bulacağım diye tutturdu. Kızacan ama Zehra doğru yapıyor bence. Yani ben de onun yerinde olsam aynı şeyi yapardım. Gerçek anamı arardım. Dikkat et biraz. Tabak bırakmadı mutfakta. Kusura bakma. Oğlum. Doğuran değil, bakan anadır. Emek harcamadan kim neyin sahibi olabilmiş? Yok be ana. Gene de kan bağı başkadır. Onun yerine hiçbir şey tutmaz. Çok düşündüm. Aslında gelmeyecektim. Yaptığınız şeyden sonra... Ama İbrahim Hoca fikrimi değiştirmeme sebep oldu. Doğrusu bir daha yüzümüze bakmazsın sanıyordum.
Siz benim ailemsiniz. Seni kaybettim diye öyle korktum ki kızım. Allah kimseyi evladından ayırmasın. İnşallah Zehra'nın da annesini bulacağız. Tabii sizin olanlardan haberiniz yok. Zehra Gülsüm Hanım'ın kızı değilmiş. İstanbul'a o yüzden geldik. DNA testi yaptırıp bunu ispatlayacağız. Ondan sonra Zehra'yı o evden kurtaracağız. Bu berberi bozacağız. Sonra da gerçek anamı bulacağız. Evet canım. Gerçek anneni mutlaka bulacağız. Mutlaka. Ağlaya ağlaya uyudu. Hayır, soruyorum. Ne olduğunu da söylemiyor. Ben hiç iyi bir abi değilim. Ne Zehra'ya, ne Elif'e elim yetmiyor. Daha ne yapacaktık? Anan öldü. Elif desen Elif'e bakıyoruz. Zehra, düşman başına. Niye? Ne kötülüğünü gördün Zehra'nın? Daha ne yapacaktın? Kendi rahatı kaçmasın diye kaç kere bizim başımızı yakmaya kalkmadı mı? Hala da devam ediyor. Hiç demiyor ki Berfin ablam üzülür, abim üzülür, ayrılırlar. Ne duygusuz kız canım. Peki biz sorduk mu Zehra hiç üzülür mü diye? Ferman, azıcık dışarı çıkalım mı? Hem senin de canın sıkkın. Şöyle biraz kafa dağıtırız ha? Başımızda onca dert var, biz dışarı çıkacağız. Berfin, şaşırdın mı? O zaman konağa gidelim. Hem amcamı da doğru dürüst göremedim biliyorsun. İki çay içip geliriz gene. Ya Elif içeride uyuyor. Bırakıp nasıl gidelim? Ya Elif dediğin kocaman kız canım. Hem uyuyor işte. Bak iki saat oturup geliriz. Ne olur Ferman. Ya Berfin, Allah aşkına deli deli konuşma. Zaten içim sıkılıyor. Bir de sen sıkma canımı ya. Lütfen ya. Ben senin canını sıkıyorum öyle mi? Peki. Bunların hepsini sen mi okudun? Evet. Çok şey öğrenmişsindir. Aslında insan okudukça ne kadar az bildiğini öğreniyor. Azat arıyor. Efendim Azat. Melek, ne yaptınız? Vardınız mı? Geldik, annemdeyiz şimdi. Oh, çok şükür. Siz ne yaptınız? Raşit'i bulabildin mi? Yok. Daha bulamadım. Ama bulacağım. Umarım bir an önce bulursun. Zehra Elif için çok endişeleniyor. Ya nasipse yarın geleceğiz yanınıza. O da endişelenmesin, söyle. Tamam. Biz de o zaman Zehra ile İstanbul'u gezeriz siz gelene kadar. Görüşürüz. Hadi bakalım Zehra Hanım. Artık uyku vakti. Harika oldu. Yarından itibaren çok güzel bir hayata kavuşacaksın. Öğretmenim, beni hiç bırakmazsınız. Öyle değil mi? Canım, anneni bulup seni ona teslim etmeden seni asla yalnız bırakmam. İşin sonu iyi değil. Zehra'nın Gülsüm'ün kızı olmadığını DNA testiyle ispatlarsa önünü durduramayız. Melek de Zehra da durmaz artık. Sonuna kadar gider. Gerçeği ortaya çıkarırlar. Ya madem çıkacak diyorsun,
Söyleyelim bitsin bu zulüm ha. Hala akıllanmadın mı? Anlamıyor musun be kadın? Bu görevden attırmaya benzemez. Melek affetmez bizi. Ne yapalım peki? Sonunda öğrenecekler diyorsun. DNA testiyle ispatlarlarsa diyorum. O testi yaptırmamamız lazım. Engel olmamız lazım. Ya da testin sonucu mutlaka Raşitleri göstermeli. Anladın mı şimdi? Allah'ım, Gülsüm anneme rahmet eyle. Melek öğretmenin Hazreti abi çok iyiler. Onları koru. Kötü olan insanları karşılarına çıkartma. Sami amcayla Canan teyze de çok iyi. Bana çok iyi davrandılar. Evlerini aldılar. Onları da koru Allah'ım. Allah'ım. Gerçek anneme bulmama yardım et. Beni ona kavuştur. Bir daha da hiç ayırma. Yalvarırım Allah'ım. Olur. Amin. Günaydın Sami amca. Öğretmenim uyandırmayayım diye burada kıldım. Bir sakıncası yok, öyle değil mi? Sakıncası yok. Allah kabul etsin. İyi sabahlar Fatma abla. Kolay gelsin. Sağ ol Aslan, sana da iyi sabahlar. Çay hazır, hemen verin mi bir bardak? Yok, sağ ol, benim işim var, hemen çıkmam lazım. İyi günler. Sağ ol. Aa, Erman gelmiş, seni görmek istiyor. Tamam. Fatma bacı, çayın var mı? Yok, daha olmadı. Aman affet beni. Sana yalan söyledim. Kardeşime de. Affedin beni ağam, ne olur. Ben babamın yerini biliyorum. Biz çocukken sabahları kahvaltıya hep buraya gelirdik. Ben böyle koşa koşa hazırlanırdım.
Kızınızın galiba. Evet Zehra'nın ama kızın değil. Çok benziyorsunuz ama. Evet benziyoruz. Artık kızım sayılır. Babam niye gelmedi? Bir işi varmış. Bitirince gelirim dedi. Hah, işte bu. Sana bahsettiğim dava bu. Test sonuçları çıkmadan önce mutlaka haberim olmalı. Bu kızla neden bu kadar ilgileniyorsun Sami? Bir yakının falan mı? Yo, hayır. Bir tanıdığın kızı işte. Rica etti. Ben de kıramadım. Lan be. Taze ekmek olaydı daha iyi olacaktı da. Kadıman içine sinmedi, taze ekmek yolladı herhalde. Geldim, geldim. Geldin. Hoş bulduk. Kusura bakma kahvaltını böldüm. Yok estağfurullah. Buyur ağam. Ne yapıyorsunuz siz? Hı? Ben şey... Yani ağam... Ne oyun çeviriyorsunuz böyle? Ağam ne haddimize? Olur mu öyle şey? Seni bulamayacağım mı sandım? Ben düşündüm tabii de. Kötü oynuyorsunuz çünkü. Değil mi? İstanbul'a gidiyoruz. Testi yaptıracağız. Yapmasaydı. Toparlan dedim. Kahvaltı... Raşit cıvıtma. Bu kadar karaktersiz bir insan ya. Şuna bak. Hepsi eski püskü. Ya insanın bir tane güzel kıyafeti olmaz mı ya? Hayır, kapının önüne koyacağım da. Kimse beğenip de almaz bunları. Gülsüm'den daha garibanı yoktur herhalde. Hale bak. Ver şunu da. İyi, vermezsen verme. Böyle kirden pisten eline bitler pireler dolaşsın da gör o zaman gülür sen, tamam mı? Elini yesin, ver elsiz kal. Baba nerede kaldın? Biz kahvaltımızı bitirdik bile. İyi yaptınız. Ben de bir şeyler atıştırmıştım zaten. Azat, nasılsın? Biz de sahilde kahvaltımızı yaptık. Keyfiniz yerinde yani. Hey, bir de ben keyiflendireyim sizi. Raşit yanımda. Bir saate kadar uçağa binip geliyoruz İstanbul'a. Gerçekten mi? O zaman bugün yaptırabiliriz testi. Tamam o zaman, görüşürüz. Bizim biraz vaktimiz var. Zehracığım, bir dostu ziyaret etmek ister misin? Olur. Kime? Ses keyfinize bakın. Biz de biraz vaktimizi değerlendirelim. Hadi. Gel bakalım. Görüşürüz. Sami, ne yaptın? Halledebildin mi? Adli tıpta arkadaşım var. Ona uğradım. Rapor çıkmadan önce beni haberdar etti.
Öğretmenim Mesut bizi görünce çok şaşıracak, öyle değil mi? İşte o kız. Şş, baksana. Hatırladım seni. Sen o kızsın, Yusuf'un arkadaşı. Evet. Peki Yusuf nerede? O burada mı? Yusuf artık pek gözükmüyor buralarda. Hatta hiç dışarıya çıkmıyor. Allah kahretsin. Hayırdır? Ne oldu şimdi? Raşit'i bulmuş Hazat. İstanbul'a gidilermiş. Ne yapacak şimdi? Test yapılırsa gerçek ortaya çıkar. Duymayan da kalmaz. Of ya, of! Bir durun ya, bir durun. Babası bir yandan, oğlu bir yandan. Tamam, tamam. Sakin ol. Bir yolunu buluruz elbet. Yalandan silme öyle. Bastır iyicene. Camların hepsi kir içinde. İşten de anlamıyorsun sen. Cemşit de seni bir şey sanmış işte. Alo. Alo, kimsin? Alo. Kimsiniz? Alo. Benim sesimi beğenmedi Zahra. Bir dahakine sen aç bakalım. Küçük gelin babasının yanında mı hala? He, ana orada. Sen izin vermiştin ya, kardeşinin yanında hala. Ey ey, kalsın. Kıza teselli olur. Gülsüm'ün sesi hala kulaklarımda. Tuhaf. Oradan nasıl düştü günü anlamış değilim hala. Ecel işte ama. Kimseyin 5 dakika sonrası garanti değil. Haklısın gelin. Kim derdi ki Gülsüm balkondan düşüp ölecek diye. Takdiri ilahi işte. Afiyet olsun. Sağ ol. Cemal ağam için aldığım çayı yapırsan da gelme Fatma. Yapmaz mıyım? Her gün muhakkak 2 fincan veriyem. İhmal etme sakın ha. Ne o? Solucan gibi kıvranırsan? Bir şey mi diyeceksin? Diyeceğim da... Nasıl diyeceğim bilemedim. Bana bak Fatma, derdin başımı almış gidiyor zaten. De ne diyeceksen hadi. Behiye Hanım, Devran'la Zelal... Ne varmış Zelal'le Devran'da? Zelal pek Devran'a uygun değil. Sana Fikri'yi soran mı oldu ki Fatma? Bana bak, son zamanlarda senin dilin fazla uzadı ha. Onu kısaltmayı bilirim ben. Hem sana ne Zelal'den Devran'dan? Ne oldu ki şimdi durup dururken? Yani bilmiyorum. Bugün yolda Zelal'ı gördüm. Ama pek kirmanlara uygun şekilde davranmıyordu. Ne diyorsun sen Fatma? Zelal bugün yolda öğretmene saldırdı. Zor kurtardım elinden kızcağızı. Zelal meleğe mi saldırdın? Yok oğlum, sen yanlış anladın. Sonra. Devran oğlum, öyle de gel. Ben duyacağımı duydum. Tutmuş elini Fatma, tut! Eyvahlar olsun! Ne var ana, ne? Nereye gidiyorsun?
Oğlum yanlış bir şey yapma sakın. Ne oluyor be iyi? Ne olacak ana? İşlere kafası bozulmuş yine. Azad'ın da hiç ilgilendiği yok ki işle güçle. Her şey üstüne kaldı. Ah Zehra ah. Hep senin yüzünden geldi bunlar başımıza. Tıba doğru gidiyorum. Tamam. Tamam. Zehracığım, bizim acele gitmemiz lazım. Tamam öğretmenim. Yusuf, daha fazla buralarda kalamazsın. Sana zarar verenler tekrar zarar verebilir. Bizimle gel. Harmanlı'ya dönelim ha. Gelemem. Ailemin yüzüne bakamam ben. Yusuf, bak. İyi düşün. Bundan daha kötü ne olabilir ki?
Ajin Ana, ben çarşıya gideyim. Mutfağın birkaç eksiği var da. İyi günler. Kelime etmedin. Neden buraya geldik? Neden apar topar aldın beni? Yürü. Ağaç oldum. Nerede kaldı bunlar? Sami. Ne var Canan? Şu adli tıptaki arkadaşın gerçekten halledebilecek mi? Emin misin? Ne demek emin misin? Ben bugüne kadar hiç yaş tahtaya bastım mı? Evet. Bir kere gördüm. O da hayatınızı alt üst etmeye yetti. Yeter Canan. Belki biz meleğe her şeyi anlatırsak bu yükten kurtuluruz. Melek eninde sonunda öğrenecek gerçeği. Eğer biz söylersek... Yeter Canan, yeter. Melek hiçbir zaman hiçbir şeyi öğrenemeyecek. En azından ben yaşadığım sürece asla buna müsaade etmeyeceğim. Senin kızının bu sokak çocukları merakı ne? Anlamıyorum. Baba, anne. Bu Yusuf. Eski bir arkadaşımız. Bizimle beraber Harmanlı ailesinin yanına döndü. Devran, burası neresi? Ne işimiz var bizim burada? Bana bak Zelal. Bir daha o meleğin karşısına çıkmayacağım. Anladın? O şehirli öğretmen neden seni bu kadar ilgilendiriyor? Bana bak Devran. Devran, ne yapıyorsun Devran? Bak. Bizim aramızda hiçbir şey kalmadı artık. Bitti. Anladın mı? Bitti. Şimdi seni eve bırakacağım. Kimseye laf etmeden yüzüğü çıkaracağım. Evlenmek istemediğini söyleyeceksin. Anladın? Ha? Anladın mı lan? Ha? Devran. Yusuf. Bizimle Harmanlı'ya gelmene çok sevindim. Sağ ol Azat abi. Sizin sayenizde. Estağfurullah. Hadi Zehra'cığım. Vakit geldi canım, hadi. Bu iş ortaya çıkarsa... ...senin de canın çok sıkılır savcı bak. Ne yap ne et bu iş orada? Berfin! Berfin! Ne? O dışarıda yananlar anamın eşyaları mıydı? Ya kimse almadı, ne yapsaydım ya? Berfin, delirdin mi sen? Onların bize hatırası vardı, hatırası! Elif nerede Berfin? Ne bileyim ben nerede? Berfin, Elif nerede diyorum sana Elif? Ay bilmiyorum Ferman. Ben şuracıkta uyuyakalmışım. Elif! Elif! Elif!
İyi günler kardeşler. Buyurun bacım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben böyle hafızayı güçlendirecek karışım isteye. Tam yerine geldim. İşte bundan. Sen bana bundan 1 kilogram ver. Verim. Raşit'in kızı olmadı ortaya çıkacak. Gerçek ortaya çıkmayacak. Raporu değiştireceğim Canan. Zehra, Raşit de Gülsüm'ün kızı çıkacak, merak etme. Delirdin mi sen? Ders mi çalışırsın? Evet. Evet babacığım. O gün konuşamadık. Cemal Ağa'nın da Ali'nin de bulunmasına çok sevindik. Sağ ol Dönerim. Sorma, 2 bayram birden yapmışız. Şükür, biz de iyiyiz. Devran biraz daha toparladı kendini. Bugün geldi, Zelal'imi aldı. Düğünde ne konuşacaklar herhalde. Zelal'im de kanatlandı gitti. Geç bile kaldık. Devran deydi zaten. Eşya falan bakık diye. Bey Hanım, kahve de bekleriz. Haydi iyi günler. Ne oldu kızım? Neyin var? Allah, Devran nişanı atmak istiyor. Ayrılmak istiyor benden. Delirdiniz mi siz? Allah yardım et. Devran'dan ayrılamam ben. Ölürüm de ayrılmam. Hasbinallah. Seni istemeyen adamın yanında ne işin var? Ama onu çok seviyorum ben. Bir çare bu. Gözü benden başka kimseyi görmesin. Bir şey geldi. Ne geldi? Daha önce niye düşünemedik ana? O zaman nasıl kul köle olacak bana? Hepinize geçmiş olsun. Azat, sonuçlar ne zaman çıkar? Dur Melek, biz en zor kısmı geçtik. Ona bakalım. Alo, ha Ferman, ne oldu? Ha? Elif mi kaydı? Oğlum nereye gidecek? Çocuktur, girmiştir bir yere. Tamam, bak bakalım, konu komşuya sor, arka tarafa bak. Allah Allah. Elif kayıpmış. Bakmadık yer kalmadı dedi ama. Azat abi, ne olur geri dönelim. Biliyorum. Zaten Elif hiç iyi değildi ki. Tamam Zehra, öyle yapacağız zaten. Geri döneceğiz. Allah, bu çocuk nereye gider ya? Elif nerede? Şimdi tuttu değil mi çocuk sevgi?
sıban kadın. Bağlama büyüsü istiyoruz. Devran'ın gözü benden başka kimseyi görmesin. O kadar güçlü bir büyü olsun ki. Bak kızım. İşin büyüye kaldıysa ben sorarsan vazgeç derim. Sana ne Kezban? Paran alıyorsun ya, işini yap sen. Bu büyü işleri keskin bıçak gibidir bazen. Sonunda kötü şeyler olursa demedi demeyin. Siz şimdi iyice bir düşünün. Eğer kararlıysanız haftaya uğrayın bana. Hoş gelmişsiniz ağam. Hoş gördük. Elif'ten bir haber var mı? Bütün kasaba Elif'i arıyor Azat ağam. Sanki yer yarıldı, içine girdi mübarek. Onu yalnız bırakmamalıydım orada. Zehracığım, nereden bilecektin ki böyle olacağını canım? Üzülme Zehra. Elif bulunacak. Bazen kaybolmak ister insan. Bunu yaşıyor. E hadi burada vakit kaybetmeyelim. Biz de gidelim bakalım Elif'e. Hadi geç. Hadi. Yusuf, sen de bu gece bizde kal. Ya ben biliyorum, çekiniyorsun ama yarın sabah da ailene bakarız sen. Tamam, sağ ol Özat abi. Hadi geç bakalım. Hadi geç, sen de geç. Hadi Rüstem, hadi. Zehra! Ne oldu oğlum, ne oldu? Kız nerede, kız nerede? Ya Berfin halamın eşyalarını yakmış. Elif de bunu görünce... Ne yaptın seni? Ne yaptın kardeşime? Nereye götürdün onu? Yeter be. Bir de sana mı hesap vereceğim? Tamam Zehra. Sakin ol canım. Sakin ol. Bulacağız. Ne oluyor? Sesiniz ta sokakta. Kızım, hasta mısın? Azat abi, ben Elif'in nerede olduğunu biliyorum. Oraya gidelim mi Azat abi? Ne olur. Tamam. Oraya gidelim. Hadi. Hadi. Gel. Burada alamadım oy.
bahçemin yana yatır oy, kirpin bana batır oy, yar benim alın yazım oy, okunur satır satır. Oy dağlar zalim dağlar oy, kurbanın oğlum dağlar oy, değmeyin yaralıya oy, yaradır sözüm dağlar. Elif'in son durumu nedir? Melek Hanım, Elif'i bir haftadır gözlemliyoruz. Durum şu ki fiziksel herhangi bir sorun zaten yok. Elif ani bir şok sonucu susmuş. Yani konuşamıyor değil, konuşmak istemiyor. Ailenizi çizin dediğimizde bize çizdiği resimler bunlar. Annesini kaybetmesi zaten başlı başına travmatik bir durum. Onun için yapabileceğiniz güvenli bir aile ortamı sağlamak. Sevgi ve şefkat görebileceği bir ortam, iyileşmesinde ve tekrar konuşmasında en önemli tedavi yöntemidir. Efendim Kamil? Tamam Kamil. Hemen geliyorum. Bu iş bitmiştir artık. Zehra %100 Raşit'in kızı çıkacak. Ben çıkıyorum. Geldiğimde bal dök yalı olsun ev. Suna dur, lütfen kapatma, ne olursun. Hiç değilse sesini, nefesini duyayım. Ne olur, yalvarırım. Ali, arama artık beni. Sonumuz yok bizim. Suna, Berdar bitiyor. Sonuna geldik artık. Zehra sayesinde Berdar bozuluyor, vallahi bak. Ben artık özgür olacağım Suna. Elif, hadi gel. Eski günlerdeki gibi oyun oynayalım. Yakala beni. Sizin oyunlarınızı elinizden alanlardan bunun hesabını sormadan buradan ayrılmayacağım. Sizin kahkahalarınızı kesenlerin nefesini kesene kadar durmayacağım. Sizin hayatlarınızı çalanlar hak ettiklerini bulana kadar buradan ayrılmayacağım. Söz veriyorum Zehra. Söz veriyorum Elif. Söz veriyorum Suna. Zeynep, Derya, bütün küçük gelinler. Hepinize söz veriyorum. Alo. Kazım Bey değil mi? Heh. Ya Kazım Bey, sizin bu halılar çarşamba günü teslim edilecek. Ya biliyorum biraz geciktik, kusura bakmayın. Ama hatamızı telafi edeceğiz.
Teşekkürler. Sağ olun. Tamam. Buyur avukat bey. Bakın size teklif ettiğim para hiç de azımsanacak bir rakam değil. Belki de burada bir yılda kazanacağınızdan daha fazla. Ne diyorsunuz? Siz bu işin ne kadar ciddi bir suç olduğunu farkında mısınız? Bu ciddi suçu kızımın hayatını kurtarmak için işliyorum ben. Ben bir babayım. Siz kızınızın hayatını kurtaracaksınız. Peki. Ben bu teklifi kabul edersem akşam eve gittiğimde kızımın yüzüne nasıl bakacağım? Vicdanını bir kere parayla satmış bir adamın ömrü billah acısı dinmez. Zehracığım, gel. Gel. Azat Bey, buyurun. Teşekkür ederim. Evet. DNA sonuçları geldi. Zehracığım, Raşit Kara senin öz baban değil. İyi misin? Gerçek anneni bulmaya geldi. Seni bağrından söküp aldıkları anneni. Canım. Ey aşk sana gel.